Cumhurbaşkanı gazetecilerle sohbet etmiş. Üstelik yine İletişim Başkanlığı tarafından yani bir duyuru da yapıldı. Bunlar konuşuldu sohbette diye. Bu da önemliydi. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı bu gidişatın, gelinen noktanın çeşitli sorumluları olduğunu düşünüyor Elif Hanım. Yani bizi bu noktaya taşıyan, ama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu sorumluları seçenin ve bu sorumluları atayanın kendisi olduğu ve kendine yönelik bir öz eleştiriyi hiçbir zaman sadece cümle olarak ben dahil demenin dışında doğrudan bu konuşma da dahil. Belki de bu grup konuşmasının en temel eksiği buydu. Biz muhasebe yapacağız, ders çıkardık, verilen mesajı aldıkların içinde ne dersi alındı, hangi muhasebe yapılacak, hangi mesajı aldı, bunu asla duymadık. Ve buna ilişkin ortaya koyabileceği yol haritamızı yapacağız dediğinde o yol haritasının herhangi bir ögesini bize bir biçimde, demek ki AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra şöyle bir yol yürüyecek diyebileceğimiz hiçbir şey söylemedi. Bu şuna işaret, Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz önümüzdeki süreçte, yani birkaç hafta içinde hem kabinede, hem partide, hem de başka örgütle ilgili başka inisiyatiflerde bir değişime gidip o değişimin ardından bize o yol haritasının da parçalarını sunabileceğini düşünüyorum. Yani şu anda beklediğimiz ama bize aktarmadığı şeylerin belki eyleme geçince biraz daha kendisi uygulama alanına soktuğunda görüyor olacağız. Çünkü şu anda kadar grup konuşması da dahil Sayın Cumhurbaşkanı 14-28 Mayıs sonrası muhalefetin de yapmadığı şeyi, yani gerçek anlamda bir öz eleştiriyi, bu seçimde niçin 2002 oylarına tekrar AK Parti mahkum kaldı, bu kadar büyük şehri niçin kaybetti, diğerlerini niçin kazanamadı, Cumhuriyet Halk Partisi bütün Türkiye haritasını nasıl kırmızıya boyadı konusunda somut, herkes tarafından kabul edilebilir. Sadece bir iki noktada kendi seçmenimiz sandığa gelmedi ya da biz gerekli şekilde seçmenimizi sandığa taşıyamadık gibi somut kabul edilebilecek bir belirleme dışında hiçbir şey söylemedi. Halbuki bunun çok farklı, herkesin işte seçim sonrası yaptığı analizlere dayalı sebepleri var. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi seçmenimiz sandığa gelmedi, düşük katılım oldu, o yüzden böyle bir sonuç aldık saptamasının yapılabilecek analizlerin bazılarında, özellikle bazı il ve büyük şehirlerde doğru olmayabileceğini de düşündüğümü belirtmeliyim Elif Hanım. Yani burada Cumhuriyet Halk Partili seçmenin de ya da muhalefet bloğunda kabul ettiğiniz seçmenin de aslında bir kısmının sandığa gitmemesi sonucunda ilk kez uzun zamandır katılım oranı %80'in altında kaldı. Yani burada biz seçmenimizi sandığa getiremedik gibi bir saptamanın çok da her il için, büyükşehir için geçerli olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle toparlayayım. Temelde Sayın Cumhurbaşkanı bize bu grup konuşmasında kendi tabanına, kendi örgütüne, biz durduğumuz yerde duruyoruz, hep birlikte yeniden yola çıkacağız, güçlüyüz, bir şey kaybetmedik, moral, motivasyon mesajı dışında çok bir şey söylediğini inanın, hani analiz etmek çok mümkün değil. Şimdi burada aslında bir sürü soru da kafamızda canlanıyor. İşte 50 artı 1 ne olmalı? Belki de bu. Yani hedeflerden biri belki de bu. Ama bu sistem açısından çok önemliydi. Cumhurbaşkanı açısından. Çok kısa bir süre önce, daha ne kadar olmuştur ki? 5-6 yıl önceki en fazla. 4,5 yıl önce. 4,5 yıl önce mi? İşte yani siz tarihi daha net biliyorsunuz. Evet, Ekim 2019 Elif Hanım. Ekim 2019'da, yani sözünüzü kestim. Neyi söyleyeceğiz tahmin ediyorum. Kendi istişare toplantılarında, Kızılcahamam'da yaptıkları toplantıda bir sürü şey söyledi ama en kritik cümlesini söyleyeyim. %50 bu sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin omurgasıdır dedi. Omurgasıdır. Bu tartışma bitmiştir dedi. Bu tartışma bitmiştir. Bu boş.